Hendek Savaşı 627. Sebepleri: 1. Müslümanları yok etmek isteyen Mekke'nin müşrikleri Uhud Savaşı'nda kesin bir sonuç alamamış olmaları. 2. Yahudilerin Mekkelileri Müslümanlara karşı kışkırtmaları. Yahudiler sadece Mekkelileri değil, aynı zamanda çapulculuk ve yağmayla hayatlarını sürdüren Gatafanlıları da Müslümanlara karşı kışkırttılar. 3. Sebep: Mekkeli müşriklerin Müslümanların daha fazla küçülmesini istememeleri. Bu savaşa aynı zamanda Ahzab Savaşı, Topluluklar Savaşı adı verilir. Çünkü haritada gördüğünüz üzere sadece Mekkeli müşrikler değil, aynı zamanda Gatafanlılar ve Yahudiler de Müslümanlara karşı birleşmişlerdi. Burada Selman-ı Farisi'nin fikri olan Hendek kazılması fikri uygulandı. Şehrin güney tarafında saldırıya açık olan taraftı. Genişçe hendek kazıldı. Diğer taraflarda ise arkada Esir Dağı, sağda ve solda ise volkanik saha vardı. Oralardan hücum etmelerin bir imkanı yoktu. Savaşın sonucunda büyük bir kum fırtınası çıktı ve kendi aralarında da Gatafanlardan Müslüman olan Nuaym bin Mesud'un ve adamların çalışmaları sonucu kendi aralarında da işbirlikleri bozuldu ve çekilip gittiler. Sonuçları: 1. Hendek Savaşı Mekkeli müşriklerin son seferi oldu. 2. Müslümanlar bu savaştan sonra taarruz konumuna, müşrikler ise savunmaya geçtiler. 3. İslamiyet hızla yayılmaya başladı. 4. İlk İslam askeri hastanesi bu savaşta kuruldu. 5. İhanet eden Beni Kureyza kabilesi Medine'den atıldı. Böylece Medine'de herhangi bir Yahudi kabilesi kalmadı. 6. İslam'ın Arap Yarımadası'ndaki itibarı ve prestiji arttı.